Gelecek Mesleki Eğitim'de sloganıyla başlatılan mesleki eğitimin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Manisa'da Mesleki Eğitim Gençlik Festivali gerçekleştirildi. Bir istihdam fuarı niteliği de taşıyan festivalde firma temsilcileri mezun olacak öğrencilerle buluşturularak karşılıklı istihdam olanağı oluşturulmuş oldu. İki gün boyunca farklı etkinlikler düzenlenecek olan festivalle Manisa'da mesleki eğitim kurumlarını ve çalışmalarını yakından tanıtmayı, mesleki eğitim kurumlarını tercih edecek gençlerin doğru yönlendirmeyle geleceğe hazırlanmaları amaçlanıyor. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda düzenlenen festivale 17 okul ve 10 firma katıldı. İki gün sürecek olan festivali 1900 öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor. Manisa sanayisinin çok güçlü olduğunu belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'da eğitim alan meslek öğrencilerinin şanslı olduğunu belirtti. Çünkü sizler Manisa'da bu eğitim alıyorsunuz ve Manisa sanayi Türkiye'de en fazla üretim yaptığı 6 ilden birisi. Dolayısıyla böyle bir imkan da önünüzde var. Bu imkanı eminim hepiniz iyi bir şekilde değerlendireceksiniz diye düşünüyorum. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, kayıtlı çırak, kalfa sayısında Manisa'nın Türkiye'de 8. sırada olduğunu vurguladı. 27.11.2021 tarihinden itibaren bakanlığımız mesleki eğitim seferberliğini başlattı. 160 bin civarında olan çırak kalfa mesleki eğitim öğrencisini 2022 sonuna kadar 1 milyona çıkarmayı hedefliyor. Biz de Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak o günden itibaren 3900 tane öğrencimizin kaydını yaptık. Türkiye'de Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 81 il arasında şu anda kayıtlı çırak kalfa sayısında Türkiye 8.'si. Ben bu anlamda emeğe geçen yöneticilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ise konuşmasında Manisa sanayisinde teknik kadroların yetersizliğine değindi. Onlarca, on binlerce metrekare sanayi alanlarımız, sanayi bölgelerimiz var ve hala da yenilerini açmaya çalışıyoruz. Çok güzel fabrikalarımız, makine ekipmanlarımız var ama teknik yetişmiş kadrolarımız çok yetersiz. Bu sebeple hep birlikte inşallah çalışıp teknik kadro açığını hep birlikte aşacağız.